Merhaba, ben Limor Fried. Burada Adafruit'te bir mühendis olarak mühendislik ve tasarım üzerine çalışıp moda, müzik ve teknoloji için devreler tasarlıyorum. Ben Federico Gomez Suarez. Microsoft Hack for Good yazılım geliştiricisi olarak çalışıyorum ve teknolojiyi kullanarak günümüzün önemli sosyal problemlerine çözümler bulmaya çalışıyorum. Bilgisayarların sıfırlar ve birlerle çalıştıklarını duymuş veya buna benzeyen korkutucu görseller görmüş olabilirsiniz. Bugün neredeyse hiç kimse bu sıfırlar ve birlerle doğrudan çalışmasa da sıfırlar ve birlerin bilgisayarların çalışmasında çok önemli bir rolü olduğunu bilmelisiniz. Bilgisayarların içindeki kablo ve devreler bilginin bir yerden bir yere aktarılmasına sorumludurlar. Peki elektrik kullanarak bu bilgiyi nasıl oluyor da depoluyor ya da gösterebiliyoruz dersiniz? Eğer üzerinden elektrik akan tek bir kablo varsa, sinyal ya vardır ya da yoktur. Bu, başlangıç için son derece önemli bir bilgi. Başka bir deyişle, tek bir kablo ile evet ya da hayırı, doğru ya da yanlışı, biri ya da sıfır veya iki seçenekli herhangi bir şeyi temsil edebiliriz. Tek bir kablodaki sinyalin durumuna bit adı verilir ve bu bir bilgisayarın depolayabileceği en küçük bilgidir. Daha fazla kablo kullanırsak daha fazla bitimiz olur ve daha fazla sıfır ve bir yani bitle de daha karmaşık bilgileri de temsil edebiliriz. Bunu daha iyi anlayabilmek için ikili sayı sistemi adı verilen kavramı öğrenmemiz gerekiyor. Onluk sayı sisteminde 0'dan 9'a toplam 10 rakam vardır. Hepimiz saymayı da zaten bu şekilde öğrendik, öyle değil mi? İkili sayı sisteminde ise sadece 2 rakam vardır. 0 ve 1. Bu iki rakamı kullanarak istediğiniz sayıya kadar sayabilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini görmek ister misiniz? Onluk sayı sisteminde sayıların her basamağının farklı bir değeri vardır. Birler, onlar, yüzler ve binler basamağı gibi. Örneğin, yüzler basamağındaki 900 anlamına gelir. İkili sayı sisteminde de her basamağın bir yeri vardır ama bu sefer basamaktan basamağa geçişlerde 10 yerine 2 ile çarparız. Yani bu birler, bu ikiler, bu dörtler ve bu da sekizler basamağıdır. Örneğin, ikili sayı sisteminde 9'u 1, 0, 0, 1 olarak yazarız. Değerini hesaplamak için 1 çarpı 8 artı 0 çarpı 4 artı 0 çarpı 2 artı 1 çarpı 1 işlemini yapıp 9 bulabilirsiniz. Ama bilgisayarlar bu hesaplamaları bizim yerimize yaparlar. Önemli olan her sayının sadece 0 ya da 1 kullanarak veya kablodaki sinyalin varlığı ya da yokluğuna dayanarak temsil edebileceğimizi bilmenizdir. Ne kadar fazla kablo kullanırsanız o kadar büyük sayıları depolayabilirsiniz. 8 tane kablo ile 0 ile ikili sistemde 8 tane 1 olarak temsil edilen 255 arasındaki sayıları depolayabilirsiniz. 32 tane kablo ile ise 0'dan 4 milyara kadar olan sayıları. İkili sayı sistemini kullanarak istediğiniz sayıyı temsil edebilirsiniz ama ya diğer bilgi tipleri, yani harfler, görseller, sesler, tüm bunların da sayılarla temsil edilebileceğini biliyor musunuz? Alfabedeki tüm harfleri düşünün. Hepsini bir sayıyla eşleştirip öyle ifade edebiliriz, değil mi? A1, B2 gibi. Bu herhangi bir kelime ya da paragrafın da bir sayı dizisi olarak temsil edilebileceği anlamına gelir. Ve az önce sayıların sinyalin varlığı ya da yokluğu ile temsil edilebileceğini de görmüştük. İnternette herhangi bir sayfada ya da telefonda gördüğünüz yazılar buna benzer bir sistemle temsil edilir. Evet, şimdi gelin ekranda gördüğünüz fotoğraflar, videolar ve grafikler hakkında konuşalım. Tüm bu görseller minicik boyutta olan ve piksel adı verilen her biri farklı renklerde olan noktalardan meydana gelmiştir. Her bir renk sayılarla temsil edilebilir. Ortalama bir görselin milyonlarca pikselden, ortalama bir videonun da saniyede 30 görselden oluştuğunu düşünürsek ne kadar büyük bir veriden bahsettiğimizi sanırım siz de anlayabilirsiniz. Her ses kulağımızdaki bir dizi titreşimdir. Titreşimler dalga formunda grafik olarak temsil edilebilirler.
Bu dalga formundaki her nokta bir sayı ile gösterilebilir ve bu sayede tüm sesleri de sayı dizisi haline temsil etmek mümkündür. Sesin daha kaliteli olmasını isterseniz 8 bit audio yerine 32 bit audio tercih etmelisiniz. Çünkü daha fazla bit, daha geniş bir sayı aralığı anlamına gelir. Kod yazmak ya da uygulama tasarlamak için bilgisayar kullandığınızda sıfırlar ve birler yerine ses, görsel ve video kullanırsınız. Sıfırlar ve birlerin bilgisayarların çalışmasında çok önemli bir rolü olduğunu bilmelisiniz. Sıfırlar ve birler prensibiyle ve elektrik devrelerindeki sinyallerle çalışırlar. Bu, tüm bilgisayarların veriyi alması, depolaması, işlemesi ve vermesi için olmazsa olmazdır.